Ya şampiyonluk gerçekten şu son düdükten sonraki o an, o his, o mutluluk için bir tüm sezon. Hatta geçen sezondan beri bu sezonki şampiyonluğu da hayal ettik. Ve sonunda gerçekten gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. Biz inanıyorduk. Geçen hafta olmadı. Üzüldük. Camiamız üzüldü, taraftarımız üzüldü, biz de üzüldük. Ama böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu. Çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese. Biz de biraz silkelendik diyelim. Sonunda gülen taraf biz olduk. Şampiyon olan taraf biz olduk. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Altını da çizelim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Kimse bizim emeğimize, yaptıklarımıza laf uzatamaz. Çünkü 11 aydır, yaklaşık 11 aydır, 12, yani bir sene olacak. 11 aydır bir mücadele veriyoruz. Sezonu çok erken açtık. Şampiyonlar Ligi yönelemeleri oynadık. Ve o serüvenden buralara kadar gelmek zordu. Ama bir o kadar güzeldi. Dediğim gibi çok güzel, çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray'ın hedefleri bitmez. Şampiyonluk, yine 25. şampiyonluk. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki yine gruplara kalıp, playoff'u geçip gruplara kalıp, sonrasında playoff'u da geçmek. Ben bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Çünkü benim her zaman destekçim kendileri. Bugün de buradalardı, sağ olsunlar. Onlar olmasa belki de çok daha farklı bir kariyerim de olabilirdi benim. İyi günde, kötü günde her zaman benim yanımdalar. Tabii ki aileme armağan ediyorum ben. İyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. Çünkü o zaman biraz arkada kalmayı seviyorum. Çünkü genel olarak bundan önceki yıllarda da Türk futbolcular biraz böyle geri planda kaldığı için biz böyle alıştık, böyle gördük. Ben abilerimden de böyle gördüm. Ama kötü günlerde elimizi taşın altına almamız lazım. Bu sadece benim için değil. Arda abinin bir lafı var. Galatasaray'ı savunacak biri çıkar. Ben olurum, başkası olur. Bugün ben oldum, yarın başkası da olur. Ama ben şöyle söyleyeyim. O paylaşımı yapmak, ben 3 aydır bilmiyorum fark ediyor mu kimse. Paylaşım yapmıyorum. Ama son maçtan sonra, Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım. Şampiyonluğu kazanmayı 2 kat daha fazla istedim ve bunun için bir meşale yakmam gerektiğini düşündüm. Güzel bir şey de oldu. Camiamız kenetlendi, takım arkadaşlarım da kenetlendi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti ve sonunda da bugün de gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun ve galibiyet vardı. Taraftara kırgınlık insan sevdiğine kırılırmış. Ben beyine de aynısını söyledim. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'da çok güzel anılar, çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel duygular biriktirdim. İlerleyen süreçlerde inişler, çıkışlar, her futbolcunun moral bozukluğu, kırgınlığı olabilir, insanız. Ama ben sonuna baktığım zaman bu sezon başarılı bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü istatistikler konuşuluyor. Bana geldiği zaman istatistikler bir türlü konuşulmuyor. Veya istatistikler farklı şekilde konuşuluyor. Ama ben artık alıştım. Önüme bakacağım. Nerede olursam olayım, Galatasaray benim her zaman kalbimde olacak. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'ı ve ailemi gururlandırmak için de bundan sonraki süreçte de çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim.